Daha önce bu evde çok konu edilmiş, adı çok telaffuz edilmiş bir isimden gelen bir mesaj var. Bakalım. Merhabalar, ben Umut Kaya. Kısmetse Olur programında haftalardır arkamdan yapılan konuşmalar ve eleştiriler, yerli yersiz yalan yere kurulan cümleler artık çok üzücü bir hale almaya başladı. Bu anlamda sosyal medyadan ve direkt sosyal ağlardan aldığım mesajlar artık bizi öyle bir pozisyona getirdik ki iş yapamaz hale geldik. Yarışmacı arkadaşların yerli yersiz köşeye sıkıştıkları anda yarışmada kalma pahasına olsa dahi arkamızdan yapılan iftiralar hiçbirisi gerçek değildir. Benim hiç kimseyle bir bağlantım, ilişkim ya da herhangi bir diyalogum söz konusu değildir. Buradaki arkadaşlarım yerli yersiz işte para ödemiyorlar, işte paramızı alamadık gibi konuşmaları o benim çok üzüldü açıkçası. Çünkü benim gerçekten çok üzerine titrediğim bir olay bu olay. Ben de bu zamana kadar binlerce personel çalışmıştır. Hiç kimsenin maddi manevi bir parası kalmamıştır, bir ödemesi kalmamıştır. Sonuna kadar vermişizdir. Bu anlamda konuşmayı yapıp göndermek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Yani Ceyda yalan söyledi diyor. Yani direkt Ceyda'ya dönüyorum ben de burada ve soruyorum. Ceyda, sen sadece konuştuğunuz konunun maddi olduğunu, alacaklı olduğunu, evet, o yüzden görüştün ve hep onun üzerine döndün. Aslında arkadaşların da şahitti. Evet. Alacak verecek evet. meselesinin parasını konu olduğunu. Evet, evet, alacaklıyım. Bugün de hatta babam görüştü. Hoparlör de açıktı, duyduk yani. Bugün, veririz Ceyda falan diyorlar. Evet. Bugün yani hatta bayağı. Babam da görüştü yani. Evet, halen benim bu iddia devam ediyor. Ücreti evet bugün ya da yarın ödeyecekmiş yani. Babama söyledim, baba dedim böyle böyle. Ara dedim, konuş. Babam da aradı, tamam demiş yani. Bugün ya da evet. Adnan sen ne diyorsun? İnandırıcı geldi mi bu görüntü sana? Ya görüntüye diyecek bir şeyim yok. Yalnız son söylediğine diyeceğim çok şeyim var. Demek ki bak baban halledebiliyormuş değil mi Ceyda? Evet halledebiliyor. O zaman demek ki babana yalan söyledim bugüne kadar para mevzusundan. Ya babanın haberi yoktu? Niye haberi yok? Var işte söyledim, aradı babamı adamı. Tamam, bundan önce niye söylememiştin? Söyledim. Bundan önce niye aramadı? Babama da söyledim. Tamam, sana da söyledim, ara dedim, konuş dedim. Bundan önce niye aramadı? Bundan önce aradı, vermedi. Hı-hı. Üstüne gidince ben arayınca anladın mı? İşler ortalık böyle karışınca ondan sonra babama tekrar söyledim. Babamın gözünü korkuttu ondan. Yani demek ki baban gözünü ödeyecek. Korkutunca olabiliyormuş. Evet, neyse. Sadece bence babası değil, biraz da Ceyda'nın bunu burada dile getirmesi ve sosyal medyanın etkisi. Çok etkisi İş var. İş yapamaz abi. Hale geldim diyor ya orada, belki biraz da o. Aynen öyle. Yani ortada bir para mevzusu vardı. Keşke Mehtap da burada olsaydı. Yok, niçin yani. Senin buradaki arkadaşlarına mesaj atıyor ve görüşüyor, o iddiayı da konuşurduk. Yani benim Umut'la şu an hiçbir bağlantım yok. Görüşmüyorum, etmiyorum. Telefonla bile görüşme yapmıyorum yani. Zaten yapacağını yaptım bu saatten sonra, yapsan da yapmasan da bir değişiklik. O görüşme olayı da kötü bir görüşme olayı değildi. Sadece paramı istedim, hakkım olanı istedim Adnan. Keşke haberim olsaydı. Peki ben hiç kimseyle görüşmedim. Yarışmacıların hiçbiriyle bir temasa geçmedim. Bu programla ve yarışmacılar yani adaylarıyla hiçbir ilgim yok Seda diyor. Hanım, oysa Seda söyle Hanım, Adnan. Çok özür dilerim kestiğim için. Artık zaten yalan öyle bir girmiş ki o mu doğru söylüyor, Ceyda mı doğru söylüyor, o mu yalan söylüyor. Adnan. Üf tamamen ben bu yalanlar... Ben yalan söylüyorum tamam mı? Sen bunu böyle bil. Ben öyle, yalan söylüyorum. Fark etmez bana. Öyle biliyorsun. Sonu, yalan bak, söylemiyorum sana diyorum. Şu an var ya kötü bak, bir şey yapmadım diyorum. Yalanı yine söyleyen, yalan. Yalanı söyleyenden çok yalan önemli. Ve şu an ortada bir yalan var. Yalan hı-hı. ne olduğu değil bak. Yalan var ya. Tamam ben kötüyüm. Bir güvensizlik Adnan, ben sana yalan var. Söyledim. Ben sana güvensizlik yarattım. Tamam sevme beni, güvenme. Hiçbir şey yapma. Yolun açık olsun inşallah, mutlu olursun. Teşekkür ederim. Yalan girdi bir kere araya. Artık bu saatten sonra ben ne yaparsam yapayım bu kalbime inandıramam. Ben o kalbimdeki soru işaretini silemem. Acı da çeksem, kahrolsam da ne olursa olsun ben o soru işaretini silemem. Ve o soru işareti burada oldukça asla Ceyda'yı sevemem bu saatten sonra. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter.
yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bu.